Amerika Birleşik Devletleri Türk kurumlarından ülkenin demokratik temellerinin zarar görmemesinin güvence altına alınmasını istedi. Avrupa Birliği ise gözaltıların medya özgürlüğüyle bağdaşmadığını açıkladı. Türkiye'de de aralarında gazetecilerin de bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınması protesto edildi. Avustralya'nın Sydney kentinde bir kafeteryayı basan kimliği belirsiz bir kişi müşterileri rehin aldı. Kafeteryanın camında Arapça yazılı bir bayrak dikkat çekti. Sayısı tam olarak bilinmeyen rehinelerden 5'i kaçarak kurtulmayı başardı. Başbakan Shinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti ile Komeito Partisi'nden oluşan koalisyon 317 milletvekili çıkararak 475 sandalyeli parlamentoda 3/2 çoğunluğu elde etti. Seçime katılım %52,4 ile tarihin en düşük seviyesinde kaldı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin Dünya Savunma Harcamaları raporuna göre dünyanın 100 büyük silah şirketinin cirosu geçen yıla kıyasla %2 gerileyerek 323 milyar euro oldu. Rus şirketlerin cirosu ise Rusya'nın silah siparişleri nedeniyle arttı. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov dün akşam Roma'da bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu'daki durumla Ukrayna ele alındı. Tarafların birbirleriyle daha yakın bir işbirliği içerisinde olmak istedikleri kaydedildi. Meksika'da Eylül ayı sonunda 43 öğrencinin öldürülmesini protesto eden öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grupla polis arasında şiddet olayları yaşandı. Olaylarda en az 16 kişi yaralandı. Çok sayıda araç ateşe verildi.